Derdi çok olanın düşmanı da çok olurmuş derlerdi büyüklerimiz. Yani dert yok, düşman da yok. Öyle ya, derdi olmayan adama düşman ne yapsın ki? Veya derdi olmayan adama kim niye düşman olsun ki? Memleket diye bir derdin yok, vatan diye bir derdin yok. Bayrak, ezan, ümmet, mazlum hiçbir derdin yoksa kim sana niye düşman olsun ki? Topraklarda derdi olanlar var. Birileri görmese de, birilerinin gündeminde olmasa da bu toprakların hem üstünde hem altında memleket diye dertlenen canlar var. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyenlerin nasihatını kendine yoldaş eyleyenler var. Çanakkale'de bu memleket için size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyenlerin emanetini omuzlarına yük eğleyen insanlar var bu topraklarda. Al bayrağına gözü gibi bakan, asker evlatları için ateşin üzerine demlik koyan, koçlar kurban eden, örgü örüp Mehmetçiğine bere, atkı, çorap gönderen dertli çınarlar var bu topraklarda. Söz konusu eğer vatansa tüm ayrılıkları, tüm farklılıkları, tüm kızgınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara koyup ölümün üzerine korkusuzca koşan yiğitlerini dualarla besleyen az dualı bir millet var bu topraklarda. Bu toprakların hem derdi var hem de dertleri var. Dert muhatap her kimse artık bu coğrafyada istediğiniz gibi at koşturamayacaksınız demektir. Dert, yeryüzündeki en son gözü yaşlı mazlumun gözyaşı dinene kadar zalimin karşısında dikilmektir. Dert, bu toprakların ne kıyısında, ne berisinde, ne köşesinde, ne içinde ne de dışında teröre ve teröriste göz açtırtmamaktır. Dert, gerektiğinde araziye inip haine, zalime, Azrail olmaktır. Mazluma ise umut olmaktır. Dert, memlekettir, ezandır, Kur'an'dır, al bayraktır, vatandır, millettir. Dert, kendine gelmektir. Geçmişten üstlenilen misyonla geleceğe yürümektir. İşte senin de böyle envai çeşit dertlerin olunca maalesef düşman da çok oluyor. Hani şair diyor ya, yarı güzel olanın gözüne uyku girmezmiş diye. Evet, bizim yarimiz güzel. Bizim bu memleketten başka yarimiz yok. Üstünde nasip değilse altında yatmayı şeref biliriz. Uyuyan dev uyandıranlar sonuçlarına katlanacaklar. Gün birlik olma günüdür. Gün tek yumruk yek vücut olma günüdür. Gün kendini dünyanın patronu sanan o küstahlara karşı hep birlikte dağılın ulan mekanın sahibi geldi deme günüdür. Rabbim cenk meydanında aslanlarımızın ayağına taş değirmesin. Kalın sağlıcakla.